Efendim, Akbilim TV'nin ana haber bülteninden herkese merhabalar. Test yayınlarımıza devam ediyoruz. İlk haberimiz, Artvin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sayın Kahraman Derece, yapılandırma için son günün 1 Şubat olduğunu belirterek yapılandırmanın faydalarından bahsetti. Yapılandırma konusunu 4 ana başlıkta anlatmakta fayda var. Bunlar nedir? İşte personel çalıştıran işverenlerimiz var bizim, malumunuz. Bunların sigortaya olan prim borçları var. Bunlar Ağustos 2020 ve öncesine ait olan prim borçlarını kapsıyor. Burada peşin ödemede %90 kadar bir indirim sağlıyoruz. Yani gecikme cezasının %90'ını silmiş oluyoruz. Bu çok önemli bir konu. Yine işverenlerimizin özel bina inşaatları oluyor. Ruhsat almamış, oturma izni almamış vatandaşlarımız varsa bu kapsamdaki asgari işçilik hesaplamalarından kaynaklı kurumumuza geçmiş dönemde borçları var. Orada yine bu kapsamda peşin ödemede %90 faizlerini siliyoruz. Yine işverenlerimizin hem prim borçlarını hem asgari işçilik tutarları ile ilgili prim borçlarını 6 taksit, 9 taksit, 12 ve 18 taksit şeklinde de ödeme imkanları mevcut. Yine burada Bağkurlu sigortalılarımızla alakalı olarak gelen 3 tane yenilik var. Bunlar nedir? Bir tanesi, yine mevcut prim borçlarını dilerlerse bu yapılandırma kapsamında yapılandırıp bunları ödeyebilirler. Yine peşinde %90 indirim sağlıyoruz. Yine Bağkurlu sigortalılarımızla alakalı olarak yeni bir yenilik. Dilerlerse 31-12, 31-10, 2020 ve geriye doğru prim borçlarını sildirebiliyorlar. Bunun haricinde yine daha önceki kanunlarla beraber dondurulan Bağkur süreleri vardı. Dilerlerse bu süreleri de bu kapsamda çok uygun şartlarda, çok güzel miktarlara, çok uygun fiyatlarda tekrar yeniden satın alıp emekli olma imkanları var. Yapılandırmanın avantajları, dediğimiz gibi işverenlerimiz yönünden bakarsak bu yapılandırma yaptıklarında borcu yoktur yazılarını verebiliyoruz. İhalelere katılabiliyorlar, hak ediş ödemelerini zamanında alabiliyorlar. Bu anlamda yine icra ve haciz üzerlerine araç veya hacizli malları varsa bu hacizli mallarını, icraları, hacizleri kaldırıyoruz. Bu anlamda çok faydalı bir yapılandırma sürecini tamamlamış olacağız. Son 4 günümüz. Burada son günümüz 1 Şubat 2021 Pazartesi günü. Müracaatlarımızı hem il müdürlüklerimize hem gerek e-devlet üzerinden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla kurumumuzda bu müracaatlarını vatandaşlarımız ulaştırabilirler. Bu anlamda hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Son 4 gün diyoruz. Yapılandırın ve kazançlı çıkın diyoruz. Artvin'de Haber adlı gazetemizin 3. sayfasında yayınlanan bir habere göre Boşka Belediye Başkanı Ercan Orhan'dan Kocaeli ve İstanbul belediyelerine ziyaret. Boşka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Boşka'da hayata geçirilecek olan projelerin desteklenmesi ve belediyeler arası dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla Kocaeli ve İstanbul'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Boşka Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Sayın Eşref Mert Türk, sicil affının gündeme alınmasına dair bir açıklamada bulundu. Sicil affı ticaret kanununda her zaman olması gerekenlerden bir tanesi. Çünkü bu ticarette süreçte istediğiniz gibi gitmiyor. Özellikle işte bu turizmle ilgili olanlarda da bu sorun yaşanıyor. Çok kış süreçleri ağır geçen bölgelerde iş faaliyetleri 12 ay boyunca yapamayanlar riske düşmüş oluyorlar. Bunların sicil affa ihtiyacı vardı. Sicil affı ticaretlerde bir nevi yeniden hayat verme gibi bir şey oluyor. Ondan dolayı sicil affının bir an önce gündeme alınması gerekir ve sicil affının ille de olması gerekenlerden bir tanesi. Çıkması gerekiyor. Oda olarak kredi desteğini, yani kendi ticaretlerinin devam edilebilmesi için faizlerin düşmesi, KGF kredilerinin daha çok kredi garanti fonunun evet daha çok ihtiyaçlar olduğu dönem. Bazı insanlarımız, birçoğu esnaf arkadaşlarımız bu KGF kredilerinden, bank kredilerinden faydalanamıyorlar. Ondan önce sicil affının düzelmesi gerekiyor. Yani hep durumu bir nevi düzgün tutanlar, bankaya karşı sicili iyi olanlar kredi sistemini çeviriyor ama geri kalan kısımlar çeviremiyor. Çoğu işletmelerimiz aktif olarak çalışıyor ama bankayla ilişkileri,
bozuk olduğundan dolayı hiçbir desteklemeden faydalanamıyor. Ticaretteki kanunlar da böyle. Evet. Eğer bir gecikmen varsa, SSK borcun varsa, evet, maliye borcun varsa bunlarla ilgili işte işlemler yapılamıyordu. Daha önceki çıkartılan anlaşmalarda, banka anlaşmalarında kredi kullanımından faydalanamadılar. Çünkü sonradan geldi maliye yapılandırmasıyla, SSK yapılandırması şimdi gündemde. Evet. Bu ay sonu itibariyle. Bunlar yapıldıktan sonra ikinci bir daha nefes için bir hareketlerde bulunurlarsa o zaman o esnaf arkadaşlarımız da bir nevi destek kredilerinden faydalanırlar. İşletmeciliğini daha iyi yaparlar. Ardanç Kaymakamlığı ilçede uygulanan aşılama konusunda açıklaması yaptı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de aşılama çalışmaları devam etmekte olup şu ana kadar 432 kişi aşılanmıştır. 85 yaş ve üzeri hastanemize gelmekte güçlük çeken vatandaşlarımızın aşılamaları evlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Efendim, Ardonç Ferhatlı Köyü'nden 58 yaşındaki Kamuran Köksalbal 3 hafta önce yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Artvin TV olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Korona salgını can almaya devam ediyor. Ardonç Ferhatlı Köyü sakinlerinden bir çocuk annesi, Rize PTT Bölge Müdürlüğü personeli 58 yaşındaki Kamuran Köksalbal 20 gün önce yakalandığı koronavirüsüne yenik düştü. Kamuran Bal'ın eşi Ahmet Bal ve oğlu Seçkin Bal, COVID-19 hastalığını hafif atlatırken anne Kamuran Köksal'a virüsün etkisi ağır oldu. Rize Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe olarak yaşama tutunmaya çalışan Kamuran Köksal Bal, ne yazık ki COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Artvin'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma Detektifleri ve istihbarat personeli tarafından Arhavi'de 7, Hopa'da 3, Rize'de 1 olmak üzere toplam 11 evden hırsızlık, konut dokunulmazlık ihlal ve mala zarar verme olayları ile ilgili suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 72 kameradan 938 saat görüntü incelendi. Ekipler söz konusu olayın faillerini yakalamak üzere yaklaşık 2,5 ay boyunca araştırma ve teknik ekibi yaptı. Ekipler 72 farklı yerel kamera, tünel kamerası, MOBS ve plaka tanıma sisteminden 938 saat görüntü kaydı incelenmesi sonucunda 3 araç ile birlikte hırsızlık suçlarını işledikleri tespit ettiği kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Hopa Belediye Başkanı Sayın Taner Ekmekçi, Kadın Dayanışma Merkezi'ni kapsayan projesinden bahsetti. Projelerimiz için içerisinde kadın dayanışma merkezimiz var. Kendi belediye binamızda şu anda pandemi nedeniyle açık değil ama faaliyetimiz yani mefuşat anlamında döşenmiş, dayanmış. En kısa sürede yani pandemiden sonra kadın dayanışma merkezimizi de açacağız. İçerisinde neler bulunacak dayanışma merkezinde? Ne hizmetler göreceksiniz? Ya aslında projelerimiz yani psikolog gibi işte beyaz masa gibi danışma merkezi gibi şeyler olacak, faaliyetler olacak. Kadınlar işte orada her türlü aktivite yapabilecekler. Şimdi Boşka Belediye Başkanı'yla görüştük. Kooperatifleşme çalışması yaptığını söyledi. Sizde öyle bir çalışma var mı? Üretim anlamında, kadınları bir araya getirme anlamında. O da projelerimiz içinde ama şu anda pandemi nedeniyle kesin adımlar atmadık. Ama o tür şeyleri de düşünüyoruz açıkçası. 2020 yılı birinci dönem buzağı desteklenmesi destekleme listeleri yayınlandı. Yayınlanan listede buzağı desteklenmesi için başvuruda bulunan vatandaşların beklediği ödeme açıklaması yapıldı. Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 2020 yılı birinci dönem buzağı desteklemesi listeleri yayınlandı. Buzağı desteklemesi için başvuruda bulunan vatandaşlar Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ve ilçelerde de ilçe müdürlüklerinde duyuru panosunda 28.01.2021, 10.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Kemalpaşa ilçemizden Haşim Yılmaz, bankacılık hayatına Artvin merkezde başladı, Trabzon'da devam etti. Beraberinde ise 2 yıl Hopa ilçesinde yönetici olarak görev yapan Yılmaz, sonrasında ise tekrar Trabzon'da görevine devam etti. İlk müdürlük görevini memleketi olan Artvin Arhavi ilçesine atanarak başladı. 1999 yılında Artvin'de çalışmaya başladım, Artvin Şubesi'nde, Halk Bankası. Daha sonra Trabzon'a
gittim. Orada da çeşitli birimlerde çalıştım. Mali istihbaratta, istihbarat ve mali tahlilde çalıştım. Daha sonra şubelerde çalıştım. 2016 yılından 2018 yılına kadar Hopa'da çalıştım. Sonra tekrar Trabzon'a gittim. O dönemde müşteri ilişkileri yetkilisi olarak çalışıyordum. Ve şu anda 25 Ocak itibariyle Arabi şubemize müdür olarak atandım. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir yer. İnsanlar zaten önceden de bildiğimiz insanlar, tanıdığımız insanlar. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen çok güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Hem esnafımızda hem ticari firmalarımızda güzel bir çalışma yaparak ilçe için güzel şeyler yapacağımız kanaatindeyim. Burada bir portföy olarak bir hedef kitleniz veya bir amacınız var mı? Hobi Bankası olmamız sebebiyle hem küçük esnaf hem diğer ticaret odasına kayıtlı olan müşterilerimizle beraber daha iyi bir yere gelmek. Çalışmayan firmalarımız var, onlarla görüşeceğiz, onları kazanacağız. Büyümeyi hedefliyoruz tabii ki yani. Covid-19 salgını ile birlikte insanlar sağlığına daha çok dikkat etmeye başladı. Vücut bağışıklığı ne kadar kuvvetliyse Covid-19 virüsünü yenmek o kadar mümkün. Eczacı Ayça Bülbül pandemi sürecinde vitamin satışları hakkında bilgi verdi. Eczanelerde vitamin artışlarında bir değişiklik oldu mu? Tabii oldu. Yani bu Covid virüsü ülkemize geldiğinden beri insanlar kendi bağışıklığını yükseltmeye çalışıyorlar. Özellikle C ve D vitamini açısından kendileri de gördüğü için, doktorlar da önerdiği için bize danışıyorlar. Biz de yeterli dozajda kullanabilecekleri dozu söyleyip veriyoruz açıkçası. İnternet üzerinden çok fazla sahte ilaç satılabiliyor. Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ilaçlar satılabiliyor. Bunlar da hastalar maalesef bilinçsizce tükettiğinde değişik rahatsızlıklara neden oluyor. Bir eczacı gözüyle danıştığınızda, yani bir sağlıkçıya danıştığınızda sizin için en yeterli dozajda en güvenilir ilaca ulaşabilirsiniz. Peki yani bu eczanelerden aldığımız vitaminlerde olan etkili o vitamini doğal yiyeceklerden falan karşılayabilir miyiz? Şöyle, doğal yiyeceklerden karşılayabileceğimiz bir dozaj var. Ama şu an COVID süresince yeterli dozaj dedikleri işte 1000 mg C vitamini mesela buna herhangi bir nasıl diyeyim sebze meyve tüketerek ulaşamayabiliriz. Peki insanlar hekime danışarak bu vitaminleri kullanmıyor yoksa doğrudan eczanelere gelip eczanelere... Şöyle biz zaten o yönlendirmeyi yapıyoruz açıkçası. Çünkü mesela D vitamini gereksiz dozda tükettiğinizde farklı rahatsızlıklara neden oluyor. O yüzden ilk önce doktora gidip bir tahlil yapmasını özellikle istiyoruz. İş insanı Aykut Bucağ'ın acı günü. Artvin'in sevilen ve sayılan iş insanı ve Artvin Spor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aykut Bucağ'ın vefat eden babası Yalçın Bucağ gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Efendim, Artvin esnafları aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıkarak hayatta kalmalarına yardımcı oluyor. Artvin'de sokak hayvanlarının imdadına Artvin esnafı yetişiyor. Kış şartlarının etkisi ve pandemi sürecinde birçok esnafın, özellikle lokantacılık yapan esnafların kapasitenin altında çalışması nedeniyle daha önce yemek artıklarıyla besledikleri kedi köpekler aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Çöplüklerde beslenmeye alışan hayvanlar, Artvin Belediyesi'nin besleme noktalarında yem ve su içerek hayatta kalırken, Artvin esnafı da hayvanlara sahip çıkarak besleyip sevgi ve ilgi gösteriyorlar. Esnaflar dükkanlarının önünde sadık dost kazanıyorlar. Efendim, Artvin TV'nin ana haber bülteninin bugünlük de sonuna geldik. Bir sonraki gün görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.